Görüşürüz. Komutanım, bunları size mi vereceğiz? Anket kağıttı. Evet. Lades. Şaka şaka. Yani. Manyak işte. Hepsi manyak. Eve gitmem lazım. Kapıyı vurmam lazım. Gel. Gökhan Sırmankara, bir maruzatım vardı komutanım. Söyle bakalım Gökhan, yine ne oldu? Komando olası gelmiştir yine. Yok komutanım. Bizim Ankara sanayide lokantamız vardı ya komutanım. Artık yok. Belediye mühürlemiş. Yani para yok ama vergi borcu var. Bak şimdi üzüldüm. Geçmiş olsun Gökhan. Sağ ol komutanım. Bakın benim acil eve gitmem lazım. O niye? Komutanım. Bizim Ankara sanayide lokantamız vardı ya. Anladım. Mühürlenmiş. Bir de vergi borcu var. Babamın yanında olmam gerek komutanım. Hemen para bulmamız lazım. Siz de vergi borcunuzu zamanında ödeseydiniz. Ya komutanım, dükkan kapanmasa ödeyecektik zaten. Ama hep o yangın tüplerinin yüzünden. Tabii canım. Ne önemi var yangın tüplerinin? Bir yangın çıksa ne olacak ki? 3-4 kişi yanar o kadar. Belediyeninki de iş yani. Vallahi çok doğru dediniz komutanım. Bu belediye de var ya. Gökhan, belediye işini yapıyor. Siz de doğru düzgün yapsaydınız işinizi, bütün bunlar olmazdı. Vergiyi ödemesek ya da biraz geç. Gökhan. Bu yollar, okullar nasıl yapılıyor biliyor musun sen? Yemekhanede yediğiniz yemek nereden geliyor? Devlet baba veriyor. Vermiyor mu? Allah Allah. Devlet babaya kim veriyor peki? Allah ona, o bize komutanım. Tabii ya. Allah devletimize zeval vermesin. Pes doğrusu. Bir de onbaşı olacaksın Gökhan. Korkma. Devlet vergi borçları için gereken kolaylığı gösteriyor. Siz dükkanınızı açtırmaya bakın. Sonra da borcunuzu ödersiniz, olur biter. Bir de bu konular hakkında daha hassas davranırsınız. Hadi görevinin başına. İzne gidecek miyim komutanım? Gökhan! Emredersiniz komutanım. Güneş sensin, ay sensin, gökteki yıldızlar sensin. Seni dünyalara değişmem çünkü sen her şeyden güzelsin. Ne yapıyorsun be sulu şey? Aşkımı itiraf ediyorum sana. Artık zamanı gelmişti de geçiyordu bile. Bu güzellik, bu dudaklar, bu endam... Bu. Vedat, bıktım bu sulu şakalarından. Ne? Şaka mı? Hakikat. Aşığım sana meleğim. Meleğim. Sana gönlümü verdim. Meleğim. Ay, nay, 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 nay. Ne işler çeviriyorsun sen yine? Gel gel. Korkma gel. Gel. Kusura bakma ya, biz arkadaşlarla cesaret mi gerçek mi oynuyoruz da. Çaktırma. Ya ben de bana ne zaman aşkını itiraf edeceksin diye merak ediyordum. Demek sen de bana aşıksın. Ne demek? Cayır cayır yanıyorum. Senin o gülüşün için biliyor musun? Dünyaları bile veririm. Beklediğim beyaz atlı prens sensin demek. Bana aşkını itiraf etmen... Ne kadar cesurca, ne kadar romantik. Aşkım benim, meleğim. Hadi hadi meleğim, öp de göreyim. Ne oluyor be? Şşt, çaktırma. Meleğe aşkımı ilan ediyorum. Ne? Nasıl yani? Aşıkmış bana, sonunda itiraf etti.
Ben de bu anı bekliyordum. Sen de mi? Vedat'a. Evet. Bunca zamandır hep onu beklemişim meğer. Sevindim. Yani bana bak, bu kızın kalbini kırarsan mutluluklar dilerim ikinize. Şaka yapıyoruz be. Şaşkın. Cesaret mi, gerçek mi oyunu oynuyoruz? Aman. Senin de oyundan haberin yok mu? O da bizimle dalga geçiyor zaten. Ben de sizi kandırdım zaten. Yani neyse, ben sonra oynarım. Uğrarım. Kafam karıştı. Ne oldu buna böyle? Vallahi bilemeyeceğim ama sanki ateş bacayı sarmış. Be. Şu, bak, rüzgar buradan esiyor. Şimdi böyle çevirince ziyaretçi parkı oluyor. Ha, bu da pis pis gülüyor. Gül bakalım, gül. Son gülen iyi gülermiş. Gülme lan, gülme. Bak, beni gösteriyor merkez diye. Oo! Alay reviri be, alay reviri. Dur sen şimdi. Gülme bak, gülme. Oh. Kolay gelsin. Hamza Delip. Hamza Delip bunlar, Erzurum komutanım. Sağ ol komutanım. Hamza. Hamza. Eskiden tanıyıp da hatırlamak istemediğiniz bir Hamza mı vardı komutanım? Ben de tam senin kağıdını okuyordum Hamza. Oo, öyle mi? Kaç almışım? İkmale kalacak mıyım? Bir ara danışma merkezine uğramak ister misin Hamza? Deli Şahin'e mi? Yani hayır yani. Ben deli değilim ki. Arızayım. Deli olman gerekmiyor. Herkesin sorunları olabilir. Sadece verdiğin cevaplar biraz değişik geldi. Belki biraz oturup konuşuruz ha? Cevaplar mı? Ne yazmış o terliksi hayvanat? Terliksi hayvanat? Senin yerine cevapları bir hayvan mı verdi? Evet. Hem de yani... Çok affedersiniz ama hayvanın önde gider. Her zaman konuşuyor mu bu hayvan seninle? Sürekli efendim. Hiç durmadan vır 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 vır. Sabah akşam konuşuyor. Zaten her şey ondan başımıza geldi. Yani aslında hataları sen yapmıyorsun. O neden oluyor. Öyle mi? Vallahi ne güzel anladınız komutanım ya. Çok teşekkür ederim. Ben artık işime devam edeyim. Sizin tumaranın nokları. Tamam, devam et bakalım. Çim! Ulan çim pis pis ediyi! Vedat! Vedat sen misin ulan? Ne bağırıyorsun Cemal? Ne bağırıyorsun? Siz mi pıslıydınız komutanım? Allah iyiliğinizi versin değil mi? Ben kimseye pıslamıyorum be! Ne pıslayacağım? Ne pısla? Ne? Allah! Allah! Yandım! Vallahi yandım! Bu ne? Bu ne? Ha, ulan ben de bu ne diyorum? Biri pisliği zannettim. Bu alet nereden çıktı Cemal? O mu komutanım? Müjde hediye etti. Ayaklarım küflü peynir gibi kokuymuş, Nizami'ye güzel koksun diye. Gözüm yandı. Ah Cemal, ah! Nedir senden çektiğim? Sen adam olmayacaksın sen. Oldum ya komutanım. Bakın nişanlandım. Daha ne edeyim? Evet. Sen bile nişanlandın. Ben? Üzülmeyin komutanım. Daha gençsiniz, yakışıklısınız, evlenirsiniz. Hem ne demişler? Kurtlu baklanın bile kör alıcısı olurmuş. Cemal! Neyse, seninle uğraşamayacağım şimdi. Kurtlu astığı kör alıcısı da cezdi. Ya mutlaka geçmem lazım o seçmeleri hocam. Yoksa Juliet başkası olacak. Aslında bunun bir yolu var Suzan. Nedir? Çok çalışırsın, ezberini tam yaparsın, rolü alırsın. Ay bu mu? Daha kolay bir yolu yok mu? Sadece güzel olmam yetmez mi? Aman efendim, kimler gelmiş? Bu ne şeref, bu ne bahtiyarlık. Hoş geldiniz. Zahmet ettiniz. Kapıda karşılamanıza gerek yok. Nasılsın Kerim? İyiyim Kerime. Benim de sizi göreceğim gelmişti. Göreceğiniz gelmişti ama siz görmeye gelemediniz bir haftadır. Vallahi haklısınız ama
Başçavuş Ahmet izin aldı. Son bir haftadır tuttuğum nöbetin haddi var, hesabı yok. Hocam, rolü kapmamın bir oluru yok mu? Söyleyin ben de kaçayım. Bakarız Suzan, bakarız. Kaybol. Oho, uçmuş bunlar. Fatun'un Seyfi'si, Kerim'in Kerime'si, Hamza'nın Liz'i, Cemal'in Müjde'si, Romeo'nun Juliet'i. Benim niye bir Mert'im yok ya? Of, of! Bu hafta sonu ne yapıyorsunuz? Bilmem. Bir fikriniz var mı? Muhallebiciye gidelim mi? Uy, muhallebici mi? Ay kaç kere gideceğiz bu muhallebici? İçimde şu muhallebi oldu vallahi. Şaka canım şaka, ne muhallebicisi? Latife. Başka bir yere götüreceğim seni. Nereye? Sürpriz. Söyleyemem. Gel. Kolay gelsin komutanım. Biraz vaktinizi alabilir miyim? Gelin. Sizi tanıştırayım. Deniz Yüzbaşı eğitim subayımızdır. Etemaz Teğmen'de alayımıza yeni atandı. Memnun oldum komutanım. Size eğitim subayı yapmakla çok doğru bir karar vermişler. Öyle mi yapmışlar? Evet. Gülümsemenizdeki hoşgörü, bakışlarınızdaki dinamizm. Bunlar bir eğitmende olması gereken özellikler. Etemaz Teğmen psikolog. RDM'ye atandı. Hayırlı olsun. Komutanım. Psikolojiye inanmadığınızı, daha doğrusu bir bilim dalı olarak önemsemediğinizi hem sözlerinizden hem de jestlerinizden sezebiliyorum. Bakalım bunun arkasından ne çıkacak? İşte bakın yine, hep alaycı davranıyorsunuz. Acaba diyorum, çocukluğunuzdaki bir terk edilişin etkisi olabilir mi? Bakın, bunun altında nasıl bir sebep aradığınızı bilmiyorum. Ama ben de harp okulundan sonra ODTÜ'de psikoloji master'ı yaptım. Yani tespitiniz yanlış. Ben askerin bu konuda yeterince bilinçli olduğuna inanmıyorum. Sizin iyi niyetinizi suistimal etmek isteyeceklerdir. Bir can kurtaran düşünün komutan. Bir de suyun içinde imdat diye bağıran bir adam var. Diyorsunuz ki adam şaka yapıyorsa can kurtaran aptal durumuna düşecek. Peki ya yapmıyorsa? Aynen öyle. Anlaşıldı. Siz bilirsiniz. Teşekkür ederim. Sizin bölüğünüzden Hamza Delipınar'la görüşmek istiyorum. Danışma merkezine gelmesini sağlayabilir misiniz? Tamam. İsterseniz askerin dosyasını da verebilirim. Sorunlu olduğu doğru ama son 4-5 aydır bayağı düzelme gösterdi. Düzelme mi? Bu tezinize katılamayacağım. Çıkınca yazıcı odasına uğrayın. Oradan askerin dosyasını alabilirsiniz. Teşekkür ederim komutanım. Gıcık oldun. Tespitinizde haklısınız komutanım. Hem de çok gıcık oldum.